Gaziantep'te asırlardır geleneksel yöntemlerle mahsere ocaklarında yapılan üzüm pekmezi, köy halkının yoğun emek ve işbirliğiyle hazırlanarak şifa kaynağı olarak sofralara ulaşıyor. Önce millet bağdan üzümü topluyor. Ondan sonra traktörlerden getiriler. İşte şu gördüğünüz faş damı. Faş damında üzümü tepeliler. Şerbet damı, tort, sal, baş kazan olarak. Orada şerbet birikir. Burası tortlama. Burası şu görmüş olduğunuz sal dinlenme. Öbürsü de pekmezin çıktığı kazan. Yani yaklaşık oradan girip buradan çıkması 3-5 saat, 5 saat alır. İçinde herhangi bir, şimdi kimisi değil ki işte içine şeker katıyız. Yani biz buraya traktör de üzüm boşaltık. Şekerin nesini katmadısın ki? Gördüğünüz gibi traktör de üzüm dolu. Taşa üzüm boşaltılar. Anlamıyorlar tabii. Yani pekmezden anlasa onu da zaten söylemez. Bak buradaki halini gördüğünde yemezsin. Ben olsam ben de yemem bu hali görmüş olduğunda. Ama öbür tarafa ulaştığında gördüğün gibi içinde cincik gri gibi. Herhangi bir sadece en ufak bir çamur gibi bir şey düşse o pekmez dinmez. Zehir olur. Yani böyle. Bu ama bu şeyin kurulalı 100 sene olmuş. Bir asır. Tam 100 yıl. Bu dededen kalma. Babadan değil dededen kalma. Bunun makine sistemi çalışmıyor. Eski daha şey yöntemle çalışıyor. Depreme yöntemiyle. 7 kiloda 1 kilo pekmez çıkar. 7 kilo yaş üzümde 1 kilo pekmez. 6-7 kiloda 1 kilo pekmez çıkar. Marketteki pekmez derken pekmezse bu pekmez. Yani marketteki de bu pekmezdir. Köylü götürüyor. Markette pekmezse bu pekmez. Fabrikasyon yapımı olanlara bir şey diyemem. Mesela fabrikasyon sucuk yapmış adam bizim buradaki pekmezi götürüyor. Bizim hani bu tortunda kalanı şununu bunu götürüyor adam fabrikasyonda içine şeker katıyor, glukoz katıyor, sucuk olarak gidirik. Ama senden eftal oluyor. Sen bu kadar şu ateşin önünde emek verin. Ama adamı yapmış oluyor fabrikasyon seninle bağlı oluyor. Serbest. İsteden istediği fiyata verik. Ama şu çileyi çeksen vallahi de gördüğün gibi bu gece gündüz oluyor ya 24 saat. Şimdi bu kazan bir sefer yanmaya başladı ya artık arka arkaya traktörlerin gelmesi lazım. Üzümün boşalması lazım. Çünkü bu kazan iki sefer daha şey yapsan pekmez pişiremezsin. Tam şeyi çalıştığından 8 kazan çıkar. 8 kazan 150 kilodan 1 ton 200 kilo. 24 saat ama bu dediğim. 24 saat için geçerli. Yani durmaz. Burada 24 saat gece gündüz çalışmak zorunda. Bu bir defa yandığından gece gündüz çalışması zorunda. Şimdi biraz sonra traktörler gelir akşam saat olduğunda. Ben 250'den satıyorum. Ama millet diyor ki pahalı. Ama bir çikolata bilmem ne yapılmış olanlara 300 diyorlar, 500 diyorlar. Niye yapay ballara 500 diyorlar? Niye kimse şehit mi? Bunun içerisinde gördüğünüz gibi ne şekeri var? Yani şimdi hani glukoz şeker katkısı değiller ya. İşte gördüğünüz gibi ne şekeri var ne bir katkıntısı var. Bunun içerisinde üzümü boşadır, beyaz toprağıdır o ilacıdır. O beyaz toprak gördüğün beyaz toprak ilacıdır bunun. O olmazsa bu şerbet burada bu tortlamada durulmaz. O beyaz toprak bunun ilacıdır. Yani bilmiyorum ya köylünün emeği ucuz. Yöntemimiz bu. Biraz kaldır karıştır. Bu şerbet biraz sala çekerken. Çay hazır. Yerim çayını. Şimdi ben bunu ağzını kapatayım.
Öyle. Yusuf at, Yusuf. Ocağın altına. Vur Yusuf, vur.